İstanbul'un yeni havalimanının hemen hemen yapılışında her anına şahitlik eden bir basın mensubu olarak gerçekten ben de bu kadar muhteşem bir yapı beklemiyordum, bunu itiraf etmeliyim. Evet, aslında ilk olarak dışarıdan bakmak gerekir, dışarıdan başlamak gerekir. Havalimanını ilk gördüğünüzde büyük bir ihtişamla karşılaşıyorsunuz. Bu dünyanın birçok yerindeki havalimanında yok ve İstanbul'un yeni havalimanında bu ihtişamı görmek mümkün. Havalimanından içeriye adımınızı atar atmaz hem iç hatlarda hem de dış hatlarda yolcuların kolaylıkla seyahat edebilecekleri, hiçbir şekilde zorluk yaşamayacakları şekilde bir teknoloji kullanılmış. Bu gerçekten çok önemli çünkü insanlar havalimanlarında nereye gideceklerini, hangi kapıda olacaklarını, uçuşlarının bilgilerini görmekte zaman zaman yoğunluk dolayısıyla sıkıntı yaşayabiliyorlar. Ama bu havalimanında bütün bunlar düşünülmüş ve teknolojik altyapı, sistemler tamamen buna göre ayarlanmış. Aynı zamanda çok fazla banko var ve bu bankolar sayesinde, self check-in bankoları sayesinde özellikle yolcular beklemeden sıkıntısız bir şekilde seyahatlerini gerçekleştirebilecekler ki benim en çok dikkatimi çekenler bunlar. Tabii ki mimari yapının dışında, mimari yapıda zaten kontrol kulesi de ödüllü bir kule, lale şeklindeki kule ödüllü bir kule ama yine de tavanlarına da baktığınızda dünyanın en büyük terminal binalarından biri olan bu yapıda tavanlarda gerçekten çok güzel diyebiliriz. Benim dikkatimi çekenler bunlar. Yani özetle şunu söyleyebiliriz. Gerçekten çok rahat kullanılabilecek, çok rahat seyahat edilebilecek bir havalimanı olduğunu söyleyebilirim izlenimlerime göre. Yavuz Oymak. Evet, Ebru Doğan'dan sözü aldım ve gerçekten de ben de bugün son derece gururlu, son derece mutlu, son derece onurluyum. Zira dünyanın en büyük havalimanının açılışında arkadaşlarımla birlikte ben de tanık oldum. Gerçekten de sabahın ilk saatlerinden itibaren buraya gelir gelmez en çok dikkatimi çeken şey her şeyin, ama her şeyin müthiş organize olması. Her şey çok önceden planlanmış, çok önceden düzenlenmiş ve ayarlanmış. Hiçbir kargaşa yoktu, hiçbir sorun yoktu. Her şey ve herkes tıkır 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 yerini aldı ve görevlerinin başına geçti. Biz tabii havalimanının içine girer girmez şöyle gözümüzün alabildiğince bir baktık ve gerçekten o gurur tablosunu yaşamaya başladık. Güvenlik önlemleri oldukça ciddiydi. Had safhadaydı. Zira biliyorsunuz 11 devlet başkanı Başkan Erdoğan ve çok sayıda ilgili ve yetkili kişi buraya geldi ve her şeyin organize olması beni çok etkiledi. Hiçbir sorun yoktu. Gerçekten de bizi karşılayanlar son derece kibar ve naifti. Bize görev yerlerimizi gösterdiler ve içeride dolaşmaya başladıkça gerçekten de hem bir Türk vatandaşı olarak hem de bir gazeteci olarak nereye baksam gururlandım ve zaman zaman abartmadan söylüyorum, gözlerim de doldu. Çünkü ilk faz açıldığında çevreme baktığımda öyle şeyler gelip geçti ki aklımdan. Eskiden biliyorsunuz böyle projeleri yapmak hayaldi, gerçekten hayaldi ve artık biz yapıyoruz dedik ve biz yapıyoruz dedim kendi kendime ve şunu söyledim: sadece biz yapmakla kalmıyoruz ve dünyanın en büyüğünü yapıyoruz. İşte o haklı gururu yaşarken de gerçekten tüylerim diken diken oldu. Bir çocuk heyecanıyla havalimanının her yerini dolaşmaya başladım, her yeri görmeye çalıştım, yayınlarında her yeri anlatmaya çalıştım ve burada hem meslekte hem de ilgili kişilerle konuştuğumda gerçekten de onların heyecanına da tanıklık ettim. Çünkü Cumhuriyet tarihinin ve dünyanın en büyük havalimanından bahsediyoruz ve o haklı gururu yaşadığım için de gerçekten de son derece mutlu oldum. Ve bakalım muhabir arkadaşımız Zuhal Demir bize neler anlatacak, izlenimlerini nasıl paylaşacak bizlerle. Yavuz Oymak, devletin zirvesinden bu projede görev alan mühendislere, mimarlara, işçilere, evinde oturan Ayşe teyzeye, kahvehanede bugünü izleyen Hasan amcaya kadar herkes bu heyecanı, bu gururu paylaşıyor. Çünkü paydaşlarımız çok. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yılında bir zafer anıtıyla, bir zafer anıtının açılışıyla yeniden Cumhuriyeti kutladık. Şimdi özel bir gündü, şüphesiz büyük bir gururu paylaşıyoruz ama iş gereği dünyanın birçok ülkesine gidip o havalimanlarını gördükten sonra bugün burada bir uzay üssü görmüş gibi olduğumu söyleyebilirim. Çünkü teknolojinin tüm donanımları şu kapıdan içeri girdiğinizde sizi karşılıyor. İçeri girdiğiniz anda her şeyin ne kadar en ince ayrıntısına kadar düzenlenmiş ve hayatı kolaylaştırmış
ulaşmak, ulaşımı rahatlatmak için ne kadar önemli olduğunu da göstermiş oluyor. Bunları biz Avrupa ülkelerinde görüyorduk ama artık kendi topraklarımızda da böyle havaalanlarının, böyle mimarilerin, böyle yapıların olması elbette hepimiz için çok önemli. Ve bir ayrıntı ki benim en çok üzerinde durduğum, buraya nasıl ulaşılacak? Yani bir yere gitmek isterken aracını kullanmak istemeyenler buraya nasıl gelecek? İşte o anlamda toplu taşımanın buraya seferleri ve bunun dışında entegre edilecek raylı sistemler, bunlar mega kenti de çok rahatlatacak. Düşünsenize, yer altından direkt buraya gelebileceksiniz. Atatürk Havalimanı'na bu şekilde gitmek hayatımızı son derece kolaylaştırmıştı. Şimdi düşünün, daha donanımlı bir havalimanına, dünyanın birçok noktasına gidebileceğiniz bir havalimanına çok rahat bir şekilde ulaşabileceksiniz. Elbette şu çok önemli, içerideki altyapı. Bu özellikle dikkat çekmek istediğimiz bir nokta, çünkü teknoloji hayatımızın her noktasında, hayatı kolaylaştırmaması düşünülemez bile. Bu havalimanında da o en ince ayrıntısına kadar düşünülen teknolojinin hayatımıza girmiş olduğunu görmek oldukça gurur verici, mutluluk verici diyebiliriz. En azından artık Toronto'dan değil, dünyanın en büyük havalimanından bahsederken Türkiye'nin adı geçecek. Bu da bunun sadece bir havalimanı değil, bir zafer anıtı olduğunu doğrulayan, ispatlayan bir durum diyelim. Benim bugüne dair izlenimlerim böyleydi. Şimdi sözü Umut Erol'a bırakalım, onun izlenimlerini alalım. Evet, Türkiye'nin gurur projesinde tarihi bir gün yaşanıyor. Açılış töreni bugün gerçekleşiyor 3. havalimanının. Tabii yapılış aşamasında dünyanın gözleri işte bu projedeydi. Tabii bugün de dünya açılış törenini yakından takip ediyor çünkü.